Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün yeni bir inceleme ile karşınızdayız. Kablosuz kulaklık kategorisinde iddialı bir şekilde giriş yapan Monster Pusat Wave ANC modeli ile sizlerle birlikteyiz. Bakalım bu ürün bizlere neler sunuyor. Şimdi cihaz hakkında ilk düşüncelerime geçmeden önce size şunları belirteyim. Bildiğiniz üzere Monster her ne kadar oyuncu ekipmanlarıyla karşımıza çıkmaya devam etse de son zamanlarda yelpazesini biraz daha genişlettiğini söyleyebiliriz. Pusat Wave ANC kulaklık ise oyuncu ekipman olarak karşımıza çıkmıyor. Gündelik yaşamda kullanabileceğimiz aktif gürültü engelleyici özelliğiyle dikkat çeken bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. Cihazı kutusundan çıkardığımız zaman şöyle bir çanta bulunuyor ve bu çantayı açtığımız zaman direkt kulaklık karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu kulaklıkla beraber tabii bazı kablolar da mevcut fakat kablolara geçmeden önce çantanın böyle gözüktüğünü belirtelim. Şimdi de tasarım detaylarıyla devam edelim. Şimdi kulaklığı ilk olarak elimize aldığımızda bazı dikkat çekici detaylar gözümüze çarpıyor. Örneğin üst tarafında bulunan pusat yazısı ayrı bir hava katmış. Bununla beraber bu pusat yazısının altında bulunan sünger de yine uzun süreli kullanımda kafamızı rahatlatacak bir yapıya sahip. Yine kulak pedlerinin de yumuşak olduğunu söyleyelim. Kulak pedleri katlanır bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Zaten görüyorsunuz iç tarafında da left ve right kısımları karşımıza çıkıyor. Bununla beraber dış tarafına baktığımız zaman sağ kulak pedinin kenarında 3 tane tuş bulunuyor. Bu tuşlar müzik ileri ve geri alma ve durdurma olarak geçiyor. Durdurma tuşuna uzun süreli basılı tuttuğunuzda ise kulaklığı açıp kapatabiliyorsunuz. Bununla beraber sol tarafta bulunan tuş ise ANC özelliğini kapatıp açmaya yarıyor. Zaten ANC özelliğine basılı tuttuğunuz zaman yanındaki yeşil led yanmaya başlıyor. Bu da aktif gürültü engelleyici özelliğinin açıldığı anlamına geliyor. Kulak pedlerinin sol tarafında bir de 3.5 mm'lik jack girişi bulunuyor. Tabii ki kutu içeriğinden de yine 120 cm'lik çift tarafı da 3.5 mm'lik jack olan bir kablo bizleri karşılıyor. Ben genel olarak çoğu kablosuz kulaklıkta bunu görmüyorum ve Monster'ın Pusat Wave ANC modelinde bu kabloyu koymasının büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet kulaklık bize uzun kullanım ömrü sunabiliyor. Fakat ben bazı durumlarda kablosuz kulaklıkları kablolu kullanmak istiyorum. Bu yüzden yanında ekstradan jack çıkması önemli bir avantaj olmuş. Bu konuda benden tam not aldığını söyleyebilirim. Sağ kulak pedine baktığımızda ise Type-C girişi bulunuyor. Bu Type-C girişiyle kulaklığı şarj etmeniz mümkün. Aynı zamanda kutu içeriğinde 30 cm'lik bir Type-C kablosunun bulunduğunu da ekleyelim. Şimdi söz konusu modelin tasarım detaylarını genel olarak değerlendirdiğimizde mobilite tarafında kullanıcılara iyi bir kullanım deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Bazen kablosuz kulaklıkları boynumuzda taşımak veya çantamızda taşımak zor olabiliyor. Fakat boynumuzda taşımak için katlanır bir yapıya sahip olması veya kolay taşımak için yanında ekstradan bir taşıma çantasıyla gelmesi kullanıcılar açısından önemli bir detay olmuş. Piyasadaki kablosuz kulaklıklarla kıyasladığımız zaman da daha minimalist bir yapıya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Monster Pusat Wave ANC modelinin teknik özelliklerine. Şu anda ekranda bir tablo görüyorsunuz. Pusat Wave ANC modeli 60 saat Bluetooth kullanım süresi sunuyor. Bununla beraber Bluetooth 5.1 versiyonunu desteklediğini de belirtelim. Ses teknolojileri tarafında aptX, aptX HD ve aptX Low Latency desteği bulunuyor. Az sonra tekrardan değineceğim bu konuya ama Qualcomm tarafından geliştirilen bu kodein yüksek ses kalitesi ve düşük gecikme tarafında önemli özelliklere sahip olacağını şimdiden belirtelim ve teknik özelliklere devam edelim. 3 saatte şarj olan model 800 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Yanında pusat kulaklık taşıma çantası bulunduğunu da belirtelim. Aynı zamanda 210 gramlık bir ağırlık bizleri karşılıyor. Ayrıca aktif gürültü engelleyicisi 22 desibele kadar sesleri kesebiliyor. Cihazın tasarım detaylarından bahsettik, teknik özelliklerinden bahsettik. Gelelim biraz da kullanıcı deneyimine. Şimdi genel olarak piyasadaki kablosuz kulaklıklarla kıyasladığımız zaman fiyatını baz aldığımızda kaliteli bir malzemeye sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca kullanım deneyimine gelecek olursak söz konusu model genellikle gündelik yaşamda kullanılabilecek bir model olduğu için yani oyun odaklı bir kablosuz kulaklık olmadığı için çok yoğun olduğunuz bir günün neredeyse büyük bir bölümünde bu kulaklığı takmak durumundayız. Peki bu kulaklığı taktığımız takdirde performans açısından bizlere neler sunuyor? Öncelikle ben yaklaşık bir haftalık bir kullanıcı deneyimi yaşadım bu kulaklıkla ve sabah şarjdan çıkartıp akşama kadar aktif gürültü engelleyici özelliği açık bir şekilde dolaştım. Buna rağmen şarjı bitmedi. Hani batarya süresi konusunda zaten iddialı olduğunu belirtmiştik. Gürültü engelleme özelliği açıkken 35 saat, kapalıyken ise 60 saate kadar kullanım deneyimi sunuyor.
Peki aktif gürültü engelleyici özelliği bize nasıl bir performans sunuyor? Genellikle kalabalık ortamlarda, metrobüste olsun, trafikte olsun veya biliyorsunuz bizim mesela ofisimiz E5 kenarında, ofiste balkona çıktığımda olsun, kulaklığı takıp ANC özelliğini açtığımda bir anda dışarıdaki seslerin önemli ölçüde azaldığını hissediyorum. Ve bunu da bu kadar minimalist bir tasarıma sahip olan bir kulaklığa göre iyi bir performansa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hatta isterseniz şöyle kanlı canlı bir kulağıma takayım. Nasıl durduğuna siz karar verin. Çok güzel. Vallahi. Kulağı kapsayan bir yapısı olmasına rağmen kafamın büyük bir bölümünü kapsamıyor ve rahatlık anlamında da benden tam not aldığını belirteyim. Özellikle sağ ve sol tarafında bulunan Monster logosu ise tasarımına hoş bir detay katmış. Cihazın bir diğer özelliği ise kutu içerisinde koruyucu kılıfla gelmesi. Zaten bu kulaklığın yapısı boynumuzda taşımaya bile müsait, fakat Monster yine bizi düşünmüş ve yanında çantayla birlikte getirmiş. Çanta gayet sağlam duruyor. Yani ben sırt çantama koyuyorum bunu ve herhangi bir şekilde anahtarlar, motorumun zincir kilidi falan olmasına rağmen herhangi bir zarar görmemiş. Aynı zamanda şurada şöyle parmağımızı takabileceğimiz, yanımızda sırt çantamız olmadan bile taşıyabileceğimiz bir kumaşın olması da güzel olmuş. Gelelim çantamızın içine. Çantamızın içinde 3 farklı kablo çıkıyor. Birinci kablomuz 30 cm'lik bir Type-C kablo. Bu Type-C kablo kulaklığımızı şarj etmeye yarıyor. İkinci kablomuz kulaklığımızı açmadan yalnızca kablolu bir şekilde kullanmamızı sağlayan, iki tarafı da 3,5 mm'lik jack girişine sahip olan kablomuz. Aynı zamanda burada kulaklık ve mikrofonu ayırabileceğimiz bir adaptör de bulunuyor. Yani eğer kulaklık ve mikrofonu ayrı olan bir yerden bir şeyler dinlemek istiyorsanız bunu birleştiren bir adaptörle geldiğinde belirtelim. 3,5 mm jack ayırıcılı uçak adaptörüdür. Uluslararası uçuşlu uçaklarda bu adaptörler kulaklığı kullanabilmek için gereklidir. Bu yüzden Monster'ın Pusat Wave ANC modelinde bu ekstralarla bizleri karşılıyor olması kullanım deneyimini iyileştirmiş. Şimdi gelelim kulaklığın içerisinde bulunan ve Qualcomm tarafından geliştirilen aptX kodeklerine ve bu kodeklerin ne işe yaradıklarına. Şimdi içerisinde Qualcomm aptX, Qualcomm aptX Low Latency ve Qualcomm aptX HD kodeklerinin bulunduğunu sizlere zaten söylemiştik. Peki bu teknolojiler bizim için ne işe yarıyor? Özellikle aptX HD tarafında yüksek kalitede ses performans sağlamamızı ve Low Latency'de de düşük gecikme ile bizleri karşıladığını söyleyelim. Zaten Bluetooth 5.1 versiyonunun olması da yine düşük gecikme konusunda bizlere önemli performans sağlıyordu. Monster'ın ise hem yüksek kalitede müzik video hazını yaşattığını hem de bu hazı düşük gecikme ile sunduğunu belirtelim. Şimdi ise gelelim Pusat Wave ANC modelinin mikrofon performansına. Üzerinde dahili bir mikrofonu var. Bakalım nasıl performans sergiliyormuş. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda beni Monster Pusat Wave ANC kulaklıktan duyuyorsunuz. Yani görüşmelerinizde karşı taraf sizin sesinizi böyle duyacak. Siz mikrofon performansını nasıl buldunuz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet, Pusat Wave ANC modelini sizler için inceledik. Genel hatlarıyla değerlendirdik, testlerine baktık, neler sunduğuna baktık. Gelelim fiyatına. Monster Notebook resmi sitesinde 1500 TL'lik bir fiyat etiketiyle bizleri karşılıyor. Piyasadaki ANC özelliği olan ve kablosuz olarak bizleri karşılayan modelleri incelediğimiz zaman rakiplerinden biraz daha uygun bir fiyata sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tercih edebilecek bir model çünkü kulak pedleri olsun, kafa tarafında bizleri karşılayan yastığı olsun ve malzeme kalitesi olsun, premium hissi yaratan bir kulaklık. Bu yüzden Pusat Wave ANC'nin tercih edilebilecek bir model olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir incelemenin daha sonuna geldik. Eğer söz konusu kulaklık hakkında aklınıza takılan bir soru varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Biz de hepsini sizler için değerlendireceğiz ve cevaplamaya çalışacağız. Farklı videolarla karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.